Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre le français. Alors maintenant, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on a déjà fait quelques vidéos, on a déjà vu des bases. Par contre, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour vous être alerté de nos nouvelles vidéos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une lecture de texte et puis on va peut-être apprendre des mots ensemble, on va apprendre la prononciation, la lecture, également peut-être apprendre des choses que nous dit le texte. Alors le texte d'aujourd'hui porte sur Paris. Je vais le lire une première fois en entier, puis je le lirai au ralenti une deuxième fois. Paris est la capitale de la France. L'agglomération de Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c'est la Seine. Dans Paris, il y a deux îles, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Paris compte 20 arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissement de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l'ouest de la capitale. Les quartiers populaires, comme le 19e et le 20e, sont au nord-est de la ville. Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a par exemple le musée du Louvre. C'est le plus grand musée de France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement la Joconde de Léonard de Vinci. Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l'hôtel, louent des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine. Evet arkadaşlar, az önce okuduğumuz metni beraber inceleyelim diyorum. En azından böyle yeni kelimeler öğreniriz. Siz de belki önünüzde bir kalem, bir defter varsa yeni kelimeler not edebilirsiniz. Birazcık belki gerekirse de cümle yapılarına da bakabiliriz. Bakalım. Evet, şimdi tek tek cümleleri okuyacağım ve tek tek yeni kelimeleri öğreneceğiz. Paris est la capitale de la France. Paris ve Fransa kelimelerini anladığınızı düşünüyorum. Fakat belki yeni bir kelime var sizin için. Bu da capital kelimesi. Evet, capital başkent demek. L'agglomération de Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Burada da yeni bir kelime var sanki. Agglomération. Agglomération, yani bir ana şehri etrafındaki şehirlerle, küçük küçük şehirlerle bir bütün olarak aldığımızda agglomération diyoruz. Ve sadece Paris değil ama Paris ve dışındaki şehirleri de sayarak, yani Paris agglomerasyonu diyebileceğimiz şekilde 10.000 kişiden fazla saydığını görebiliyoruz. Un fleuve traverse la capitale française. C'est la Seine. Evet, ne diyor burada? Fransız başkenti, yani Paris'i diyor. Ben bir ırmak geçiyor. Ve bu ırmağın adı Seine. Seine nehri diyoruz ya. Evet, nehir, ırmak. Nehir, ırmak kelimesinin Fransızcası fleuve. Hein? Fleuve. Dans Paris, il y a deux îles. L'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Paris'te iki tane ada bulunduğunu söylüyor bize buradaki cümle. Ada kelimesi ne peki? Il. Une île, deux îles, trois îles. Il ada demek. Evet, Paris'te iki tane ada var. Paris compte 20 arrondissements. Paris'in 7 bölgesi var. Evet, arrondissement birebir bölge kelimesi demek değil. Aslında şöyle, Fransa'nın 3 tane şehri arrondissement olarak bölünüyor. Yani büyük bir şehri içinde tekrar ilçeler olarak ayrılıyor ve bu ilçeler aslında numaralandırılıyor. Numaralandırılarak arrondissement şeklinde. Niye arrondissement? Rond yuvarlak demek. Ve bir yuvarlağı kesme şekli olduğu için her paya birer arrondissement deniyor. Ve Paris'te 20 tane var. Ve dediğim gibi Fransa'da 3 tane şehir var arrondissement şekli olarak, yani arrondissement olarak ilçelendirilen. Bunları biliyor musunuz?
Birincisi tabii ki de Paris ve de Lyon ve Marsilya şehirleri. Evet. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissement de Paris sont les quartiers les plus riches. 16., 7. ve 8. bölge Paris'in en zengin bölgeleridir. Riche, zengin demek. Ils sont situés dans l'ouest de la capitale. Başkentin batısındadırlar. Evet, eğer İngilizce biliyorsanız batı kelimesini muhakkak anladınız bu cümlede. Tabii ki de West. Les quartiers populaires, comme le 19e et le 20e, sont au nord-est de la ville. Evet, Fransızca popüler, Türkçedeki anlamıyla aynı değil aslında. Popüler ne demek? Fransızca'da peuple, Latince'de populus kelimesinden geliyor. Teba demek, halk demek. Halk mahalleleri, quartier mahalle demek. Mahalleleri daha zenginden ayrıştırarak, daha sıradan, daha orta halli veya daha az gelirli anlamında kullanılıyor. Bunlar hangileri? 19. ve 20. bölge. Bunlar ise şehrin kuzey doğusundadır. Nord-est, kuzey doğu. Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Les ministères, diyor. Paris'in başkenti olduğunu söylemiştik. O halde tabii ki de bir başkente bakanlıklar var. Minister, bakanlık demek. Palais de l'Élysée ise Elize Sarayı. Palais, saray demek. Mesela Fransa'dan başka hangi sarayları biliyorsunuz? Le Palais de Versailles, tabii ki de. Versailles Sarayı. Ou alors encore le Palais du Louvre. Louvre Sarayı. Çünkü tabii ki de Louvre bugünlerde bir müze. Ama Versailles 14. Louis tarafından inşa edilmeden önce Fransa'nın en büyük sarayı ve krallarının yaşadığı saray Louvre sarayıydı. Les monuments célèbres, les ministères, les palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Bunlar Paris'in ortasında, içindedir. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. Paris'in, Fransa'nın ekonomik başkenti, siyasi başkenti ve de kültürel başkentidir. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Bu şehirde birçok ünlü yerler olduğunu söylüyor ve bunlardan birkaç örnek veriyor bu cümle. Eiffel Kulesi, Notre-Dame Kilisesi. Les musées parisiens sont très connus. Paris'in müzeleri çok ünlüdür, çok meşhurdur. Il y a par exemple le musée du Louvre. Örneğin Louvre Müzesi vardır. C'est le plus grand musée de France. Fransa'nın en büyük müzesidir. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Louvre Müzesi'nde şahane tablolar görebiliriz. Le plus célèbre est certainement la Joconde de Léonard de Vinci. Bunların en ünlüsü şüphesiz Leonardo da Vinci'nin La Joconde tablosudur. Evet, biz Fransa'da Mona Lisa demiyoruz. La Joconde diyoruz. Ama hangi tablodan bahsettiğimizi eminim ki anlamışsınızdır. Paris est une ville très touristique. Paris çok turistik bir şehirdir. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Her sene dünyadan milyonlarca turistler Champs-Élysées'de yürürler. Ils séjournent à l'hôtel, louent des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine. Otelde kalıyorlar veya pansiyonlar veyahut da daireler kiralıyorlar. Evet, umarım şu yaptığımız bu okuma videoları hoşunuza gitmiştir açıklamalarıyla birlikte. Tabii ki de siz de altlara yorum yapabilirsiniz. Böyle gelişebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz veya şu hakkında, bu hakkında metinler var mıdır? Veyahut metinleri şöyle okuyalım veya metinleri boş verin. Başka telaffuz çalışabilmek için istediğiniz videolar varsa buyurun başımızın üstünde tabii ki de siz izleyicilerimizin yorumları bizim için çok önemli ki biz de size hitap eden videolar çekebilelim. Yorum yapmayı unutmayın. Henüz kanala abone olmadıysanız ki bence abone olmuşsunuzdur artık ama abone olma butonuna
tıklamayı unutmayın ve isterseniz küçük çana tıklayarak da şu aşağılarda bir yerde olması lazım. Bildirim de alabilirsiniz yeni videolar yüklediğimizde. Pek yakında yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.